Bir son dakika gelişmesi varmış. Ali Yaz Baltacı 10 Ekim katliamıyla ilgili davayı takip ediyor. Bir son dakika gelişmesi varmış. Kendisinden alalım detayları. Yaz. Evet, 10 Ekim 2015 Ankara Gar katliamına ilişkin karar açıklandı. Tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklendiği üzere çıktı. Bununla birlikte yine sanıklardan Erman Akici'nin ve diğer sanıkların insanlığa karşı işlenilen suçlara ilişkin beraat kararı verildi. Bu da tabiri caizse kıyameti koparttı. Çünkü en büyük talep buydu. Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı, IŞİD'in terör saldırısı, 103 kişiye mezar olan, can kaybının çok yüksek olduğu bir saldırıda insanlığa karşı suç cezasının verilmesi isteniyordu. Bu kararın bir diğer önemi ise zaman aşımının engellenecek olmasıydı. İnsanlığa karşı suç cezasının çıkmasıyla, ancak bu karar verilmedi. Karar açıklanmasıyla birlikte büyük bir protesto başladı ve adliye salonunun içerisinden dışarı doğru çıkılıncaya kadar da sloganlarla bu karar protesto edildi. Ve şu anda hemen arkamda görmüş olduğunuz gerek aileler, gerek avukatlar, gerek bu davaya katılım gösteren siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri basın açıklamasına hazırlanıyorlar ve önümüzdeki dakikalarda da basın açıklaması yapılarak bu karar değerlendirilecek. Şu anda da 10 Ekim 2015 Gar katliamında yaşamını yitiren insanların teker teker isimleri okunuyor ve yaşıyor şeklinde kalabalık karşılık veriyor. Burada basın mensuplarının da iç kısma girip görüntü almasına ilk başta izin verilmemişti. Ama şu anda basın açıklamasını takip etmek amacıyla basına da izin verildi. Ve dakikalar sonra basın açıklaması başlayacak ve bu basın açıklamasını da bizler canlı olarak ekranlara getireceğiz. Bir kez daha vurgulayalım. 10 Ekim 2015 Gar katliamına ilişkin yargı süreci 8 yılın ardından sona erdi. Firari sanıklara ilişkin dosya ayrıca değerlendirilecek. Bununla birlikte tutuklu 10 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Ancak insanlığa karşı suça ilişkin bir ceza verilmedi ve beraat kararı verildi. Bizler şimdilik burada aktaracaklarımızı bu şekilde özetleyelim. Basın açıklaması da şu an itibariyle başlamak üzere.